Kadırga TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Bir Genç Fikir programıyla da sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz gençleri de yakından ilgilendiren bir konu olan sosyal medya düzenlemesi veya diğer ifadeyle sosyal medya yasası. Malumunuz olduğu üzere iktidar kanadının bu medya sektörü üzerinde ciddi bir baskısı bulunuyor ki birçok kanalı kendi bünyesi altında toplamakta. Gençlerin de kendilerini ifade ettiği bir sosyal medya alanı bulunmaktaydı ki buraya ayrı bir parantez de açmak istiyorum. Biz Kadırga TV sayesinde kendi fikirlerimizi burada rahatça sunabiliyoruz ama diğer kanallar maalesef ki tabir edildiği şekliyle yandaş kanala doğru dönüşmüş durumda. Burada gençlerin de kullanabildiği bir sosyal medya alanı vardı ki artık o da sosyal medya düzenlemesiyle biraz denetim altına alınmak istenmek durumunda. İktidar tarafı bu yasanın olumlu olduğu görüşünde ama gençler özellikle bu yasanın ciddi mağduriyetler yaşayacağını söyleniyor. Çünkü denetleyecek tarafın iktidar tarafı olduğu için burada çok da bağımsız bir şey olacağı düşünülmüyor. Bugün iki konuğumla bu konuyu tartışacağız. Haydar Salih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fevzi Günay Bey, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben ilk olarak konuya Haydar Salih Altunbaş Bey ile başlamak istiyorum. Kendisi de aynı zamanda bir meslektaşım, avukat oluyor. O yüzden ben bu yasanın hukuki boyutunu, işte sosyal medya yasasının kapsamını girerek bu konuya başlamak istiyorum. Buyurun, siz söz sizde Haydar Salih. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle bizi takip edenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Malumunuz çok gündemi çalkalandıran bir mesele olduğu için tabii ki bizim de özellikle gençleri de çok ilgilendiriyor. Çünkü sosyal medya deyince akla gençler geliyor. Gençler deyince de aslında sosyal medya geliyor. O yüzden ben de hukuki boyutuyla alakalı pek çok araştırma yapmaya çalıştım. Bu konuyla alakalı hukukçu hocalarımız, profesörler, doçentler vesaireler çok ciddi hukuki boyutunu değerlendiren açıklamalarda bulundular. Ben de naçizane onlardan toparlayabildiğim kadarıyla bir şeyler anlatmaya çalışacağım bu akşam. Malumunuz işte 13 Ekim'de basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun aslında pek çok işte 29-30 belki daha fazla maddeden oluşuyor. Pek çok düzenleme var içerisinde ama aslında bizim en çok önemsediğimiz bu kanunu sansür yasası olarak aslında adlandırmamızın sebebi belki de 29. maddesi. Bu maddeye geleceğiz. Öncesinde şunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu kanun yürürlüğe girdiği zaman bu tabii ki basınla alakalı olan pek çok platformdan bu kanunla alakalı duygular, düşünceler geldi. Bu kanun işte şuna hizmet ediyor, şöyledir, böyledir. Belki biz hukukçular olarak hani basında ne gibi yankılar uyandırdığını pek idrak edemeyebiliriz ama bununla alakalı da tabii ki pek çok açıklama geldi. Ben bundan en belki belirginini aldım. İşte Türkiye Gazeteciler Sendikası da tabii ki bununla ilgili pek çok açıklamada bulundu ama Uluslararası Basın Enstitüsü diye Uluslararası Basın Enstitüsü'nün Türkiye kolu da şöyle bir açıklama yazdı. Dedi ki hükümet deformasyon yasasını geri çekmeli ve çevrimiçi sansür için oluşturulan bu kısıtlayıcı yapılaşmayı sonlandırmalıdır. Özellikle ceza kanununda yapılan değişikliklerle dezenformasyonu suçlandıran yasa aynı Türkiye'nin terörle mücadelede kanun gibi yetkililere eleştirel gazeteciliği hedef alabilecek yetkiler vermektedir dedi. Yani bu çok ciddi bir açıklama. Gerçekten yani adeta ifade özgürlüğünün kısıtlandığını, ifade özgürlüğünün olağanüstü şartlarda yani terörle mücadeledeki kadar katılaştırıldığını yani devlet yetkililerine çok ciddi yetkiler verdiğini maalesef söylüyor. Bu da işte gerek uluslararası hukukta gerek Türk hukukunda anayasayla koruma altına alınmış olan ifade özgürlüğüne çok ciddi bir ket vuruyor tabii ki. Bu yasaya baktığımız zaman yine büyük hocalarımızdan, üstadlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla işte Demokrat Parti'nin de vakti zamanında böyle bir girişim yaptığı, böyle bir sansür yasasını devreye koymaya çalıştığını biz görüyoruz. O da nedir? İşte 1954 yılından itibaren ta işte 60 darbesine kadar çok ciddi bir sansüre giden bir süreç olduğunu, yaşandığını görüyoruz. Hatta 29. maddenin günümüz Türkçesine çevirdiklerinde neredeyse ifadelerin aynı olduğunu biz görüyoruz. 56'daki yasanın aynı ifadeleri içerdiğini görüyoruz günümüzde. Bu konuyla alakalı da mesela
Basın kanunu değişikliğiyle birlikte, bunu bir makaleden almıştım sanıyorum. Basın kanunu değişikliğiyle birlikte aynı tarihte yürürlüğe giren yasa değişikliği şöyle söylüyordu. Namus, şeref, saygınlığa dokunacak, resmi sıfatı olanları küçük düşürecek nitelikte yayınlarla devletin saygınlığına dokunacak gibi pek çok ağır ifade içeriyordu. Ha, bizim az biraz sonra okuyacağımız kanun maddesinde bunlar yok çünkü neden bunlar işte Türk Ceza Kanunu çeşitli maddelerinde düzenlenmiş. Halkın devlete güvenini sarsacak ve zorunlu ihtiyaç maddelerinin değişimine neden olacak gibi pek çok şeyde Demokrat Parti zamanında yasaklamaya çalışmış ki işte şu andaki sansür yasası olarak nitelendirdiğimiz basın kanunundaki değişikliklere çok benzediğini görüyoruz biz. Ya bu noktada hemen bizi en çok endişelendiren aslında kanun maddesine geçelim. Madde 29 yani diğer bir adıyla işte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na eklenen madde 237A şöyle söylüyor. Aynen metni okuyalım. Sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, bakın burası gerçekten çok önemli bir nokta, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şimdi burada bu maddeyi aslında biraz hukuk nosyonuyla birlikte bir irdelememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Bir defa 1 yıldan 3 yıla kadar diyor. Burası çok önemli bir nokta. Ne demek bu? Malumunuz, yanlışsam düzeltin beni, 2 yıla kadar olan suçlarda bir tutuklama vesaire söz konusu değil. İşte kanun koyucu burada... Aslında 3 yıla kadar olan suçlarda da bir tutuklama olmaması lazım gözüyle bakılır. Çünkü yatarı yoktur diye. Evet. Ama burada işte o 1 yıldan 3 yıla kadar demek kanun koyucu aslında bize bunu, şunu kastediyor. Bak seni tutuklarım, seni tutuklu yargılarım ben, haberin olsun diyor. Burada zaten vatandaşa bir korku maalesef ki veriyor. Bir başka noktaya değinelim hemen. Gerçeğe aykırı bilgi. Şimdi bu noktada ben bu işin duayeni Profesör Doktor Ersan Şen'in pek çok videosunu izledim. Çeşitli tartışma programlarına katıldı. Orada şundan bahsediyor. Ha öncesinde aslında şuna da neyse sonra değinelim. Şimdi biraz bilgiler çatıştı kafamda. George Orwell'ın 1949 yılında yazdığı 1984 romanına atıfta bulunuyor orada Ersan Şen ve diyor ki biz diyor bir gerçeklik bakanlığı mı kuracağız? Gerçeğe aykırı bilgi ne demek diyor. Fikirler çatışır, ortaya bir sentez çıkar veya fikirler çatışır, biri doğrudur, biri yanlıştır, biri gerçektir, biri yalandır. Bunu kim belirleyecek diyor. Diyelim ki şöyle bir örnek de veriyordu hatta. Yargılamaya başlandı. İşte zapta yazıyoruz. Yargılamaya başlandı. Tarafların geldiği görüldü. İşte kimlik tespitleri vesaire yapıldı. Tamam. Bu gerçeğe aykırı bilgiyi hakim nasıl tespit ettirecek? Bunun bir bilirkişisi var mı? Yani uygulamaya dair ne yapacağız biz? Yalan makinesi üreteceğiz. Yalan makinesi üreteceğiz. Veya şöyle işte Gerçeklik Bakanlığı dediğimiz o. Bakanlık çıkacak, açıklama yapacak. Resmi gazetede yayınlanacak. Şu konuyla ilgili gerçekler bunlardır. Bak bunlara aykırı yaparsanız işte 1 yıldan 3 yıla kadar da yargılanırsınız siz Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Yani bunu nasıl belirleyeceğiz diyor. Ha bir başka nokta, bu ifadelerin gerçekten çok muğlak, çok maalesef ki sağa sola çekilebilecek esneklikte biz olduğunu görüyoruz. Tekrar irdelesek, okumaya çalışırsak, mesela ne diyor? Halkı korkuya, paniğe sürüklemek saygıyla iç ve dış güvenliği tehdit eden, işte kamu düzenini, genel sağlığı tehdit eden düzeyde olması lazım. Şimdi bunu işte soruşturma başlatması için bir malumunuz Cumhuriyet Savcısı gidecek, ihbar olarak değerlendirecek. Diyelim ki bir vatandaş bir tweet attı, A kişisi. A, Cumhuriyet Savcısı da bunu bir baktı, bu A kişisinin yaptığı şey gerçekten kamu düzenine aykırı bir husus. Gerçek bilgiyi yaymamış bu adam. Gel bakalım sana soruşturma açtım. İfadesini alıyor. Şimdi neye göre bunu yapacak? Yani gerçeğe aykırı bir bilgi olup olmadığını Cumhuriyet Savcısı mı tespit edecek? Cumhuriyet Savcısı hiç o topa girmeyecektir bu noktada. Ne diyecek? Kardeşim ben iddianamemi hazırlarım. Aha suç burada, iddianamem burada. Ben bunu İletişim Bakanlığı'na iletirim. Ben bunu İletişim Bakanlığı'na iletirim. Sonra sen git derdini mahkemede anlat. Bir vatandaş bir konuyla alakalı, herhangi bir konuyla alakalı bir tane tweet attı ve başına bunlar geldi. Ağzım burnum diyene kadar belki bir yıl bu adam içeride kalacak. Sadece bir tweet. Ha diyeceksiniz ki ya bu olmaz kardeşim sen de saçmalıyorsun yani. Çok olağanüstü bir şeyi konuşuyorsun. Zaten aslında mesele de burada, verilmek istenen mesaj da burada. Yani
Bir vatandaş şunu düşünecek tweet atmadan önce artık. Ya ben bunu atıyorum ama şimdi Cumhuriyet Savcısı hakkımda soruşturma başlatacak. E kardeşim ben ağzım burnum diyene kadar 2 sene içeride yatacağım. E bu nasıl olacak? O zaman ben bunu atmayayım veya şöyle atayım, şöyle yapayım. Yani şimdi diyecek. Burada bir araya giriyorum. Kusura bakmayın yani sözünüzün kesilmesini de çok istemiyoruz ama BTP Genel Başkanı Hüseyin Başbey'in burada bir çarpıcı şeyi vardı. Yargıtay biliyorsunuz bir karar vermişti. Retweet veya beğeni yapana da aynı cezayı veriyordu kendisi. Yani bir evet. Tweet hakkında retweet veya beğeni yapınca aynı ceza veriyordu. Şimdi ben bir tane dezenformasyon yaptım bunlar açısından. Yani yalan bir şeyde bulundum. Yani ceza almamı gerektiren bir husus var diyelim. Ve benimle aynı kişi, 100 bin kişi diyelim bu şeyi beğendi. Evet. 100 bin kişiye ceza mı verilecek burada yani? O zaman bunun kapasitesi, mesela hapishanelerin kapasitesine baktığınızda 80 bin gibi falan hatırlıyorum. Yani tam yanlış da olabilir. Tabii buradaki herkes hapishaneye düşecek gibi bir durum yok hukuki açıdan baktığınızda. Ama 100 bin kişiye ceza vermek de yani toplumu ciddi bir anlamda herkesi bir nevi şey yapıyorsunuz. Yani 100 bin kişinin yargılandığı bir mahkemenin de bir duruşmasını izlemek isterim açıkçası. Ya, yargılamaya geçtim o zaman Türkiye'de sicili temiz kalacak çok az kişi olacak yani. Evet. O zaman bu kamuya alınırken alacağınız kişileri nereden bulacaksınız? Hani bazı belgeler isteniyor adli sicil kaydı gibi. Temizlik belgesi olmayacak bu adamların o zaman. Nasıl yapacaksınız? O zaman kimseyi istihdam edemeyeceksiniz. Evet. Ya bir başka noktası işte, şimdi bize ceza hukuku öğretirken çok şeylerden bahsediyorlar. İşte ceza hukukunun fiiller belli olacak, o fiilleri esnek olmayacak. İşte çünkü kıyas yasağı diye bir şey de var yani. Yoruma açık olmaması lazım, şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Geliyorsunuz bir tane kanun maddesi yazmışlar, sağ olsunlar kim yazdıysa. Yani her tarafa esnetilebilir. Aynı bir lastik gibi bir şey olmuş yani. Çektim bu tarafa, çektim o tarafa. Ha bu neyi gerektiriyor aslında? Neyi oluyor? Eleştiri yapacak bir tane gazeteci çıkıyor. Bak dezenformasyon yasası var ha. Çekerim ipini. Yani aslında işte belki 100 bin kişi, belki 50 bin kişi yargılanmayacak ama ipi çekilmek istenen herkes maalesef bu yasa kapsamında yargılanabilecek. Ya bir soru daha o zaman ekleyeyim. Şimdi bir tane programın tanıtımında görmüştüm yani. O yüzden ben de burada kullanmak istiyorum. Biliyorsunuz TÜİK devletin bir kurumu enflasyon oranını açıkladı %80 olarak. %80 enflasyon demek aslında ekonominin kötü gittiğini söylemek. Yani bu eşittir bu demek. Baktığınızda %80 enflasyon düşük bir enflasyon değil. Ben şimdi gittim dedim ki ekonomi kötüdür diye bir tweet attım. Ama geldi Fevzi Bey dedi ki ekonomi iyidir diye bir tweet attı. Kim ceza alacak? İkimiz de. Bu örneği ben biraz geliştireyim. Evet. Türkiye İstatistik Kurumu dedi ki enflasyon kardeşim bizde 90. Evet. ENAK dedi ki enflasyon araştırma işte grubu dedi ki %180. Evet. Ben de dedim ki bak İstatistik Kurumu böyle söylüyor ama ENAK da böyle söylüyor. Şimdi ben insanları belki halkı kim ve nefrete sürüklemedim, işte endişeye, paniğe, korkuya sürüklemek için yapmadım ben bunu. Saikim kesinlikle bu değil. Benim saikim sadece şuydu, ben insanları düşünceye sevk etmek istedim ama ne oluyor? Hakkımda soruşturma açılıyor. Ama siz o dezenformasyon şeyini alıp paylaşmış oluyorsunuz, evet. O da bir suç. Gerçeğe aykırı bir bilgiyi ben yaymış oluyorum. Yani. Peki burada şu nokta var, hangisi gerçek peki? Kim belirliyor bu gerçeği? Gerçeklik Bakanlığımız diyor. İletişim Başkanlığı bunu belirledi. Tamam, evet. Çok güzel. Biz o zaman her şeyi feshedelim. İletişim Bakanlığı bu işi gayet güzel götürüyor. Gidiyor iş. Çok saçma bir yere gidiyor. Ya bu noktada işte az önce söyledik ya işte halk arasında endişe, korku, panik yaratma saikiyle. Ben gittim dedim ki mahkemede benim böyle bir saikim yoktu. Zaten attığım tweetten de bu olmuyor. Veya ben böyle bir tweet attım ama bu kamu düzenine aykırı değil. Veya ne bileyim işte bu genel sağlığı ilgilendiren bir konuyla alakalı değil. Ne olacak? Nasıl bir yargılama, nasıl bir uygulama olacak? Çok merak ediyoruz yani. İlerleyen zamanlarda maalesef işte yasa uygulamaya geçtiği zaman böyle çeşitli sıkıntılar var. Ha, bu noktada yine işte az önce konuşmamızın başında söyledik ya profesörler, akademisyenler vesaireler bunları değerlendirmişler. Onlar tabii ki doktrini de çok iyi bilen insanlar. Ben buna da kesinlikle değinmeden geçemeyiz. Bu çeşitli işte dezenformasyon yasası değil de farklı yasalar altında işte bu
Uganda'da, Ruanda'da, Kanada'da, Amerika'da, Avrupa ülkelerinde, Anglo-Saksonudur, kıta Avrupa'sıdır vesaire, her yerde aslında bu tip tartışmalar yıllardan beri dönüyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ABD'de 1700'lü yıllar, yani 18. yüzyıldan itibaren bunlar çok ciddi tartışılmış. Bu Gerçeklik Bakanlığı işiyle alakalı zaten az önce söylediğim şey de Amerikan işte Anayasa Mahkemesi, onlar ne diyorsa artık aflarına sığınarak. Bunlarda da çok ciddi tartışmalar dönmüş ta 80'li yıllara kadar ve şöyle bir karar çıkmış Amerika'da Anayasa Mahkemesi'nde. Demişler ki tamam, yanlış bilgi yaymak gerçekten çok kötü bir şey. Bunu bir kenara koyduk. Bir başka şey de bu yanlış bilgiyi yayıyor insanlar. Tamam, bu bir olumsuzluk ama diğer tarafa geçtiğiniz zaman az önce söylediğiniz gibi işte retweetlerle şunlarla bunlarla 50 bin kişiler, 100 bin kişiler, belki milyon insan bundan çok ciddi bir töhmet altında kalacak, etkilenecek veya bu yasanın uygulanması gerçekten bu şartlar altında mümkün değildir diyerek ikisini oranlayarak ifade özgürlüğünün daha ağır bastığını söyleyerek tabii ki bu tip yasaları yürürlükten kaldırmışlar. Yine mesela Sayın Ersan Şen söylüyordu galiba. Uganda'da 2000 yılında Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Diyor ki az önce söylediğimiz gibi bu tip bir yasa çıkarmış meclis diyor ama ifade özgürlüğüyle halkın âli menfaatleri, yani bu pardon ifade özgürlüğüyle yalan bilgi yayma birbiriyle kıyaslandığı zaman bu yasanın gerçekten bu tip yasaların ifade özgürlüğüne çok ciddi zarar verdiği, insanların özgürce düşüncelerini paylaşma ortamından uzaklaştırıldığı, ki biliyorsunuz işte düşüncelerini düşünce özgürlüğü de var anayasada, bunlar hatta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile birlikte bile koruma altına alınmış şeyler. Bunlara çok ciddi zarar verdi. Dolayısıyla yanlış bilgi yayılmış olsa bile bunların bu şekilde ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı yasalar çıkartılmaması gerektiği ile alakalı pek çok ülke, pek çok anayasa mahkemesi bunları zamanında tartışmış. Bundan 10 sene önce, 20 sene önce, 100 sene önce tartışmış ve bunun yanlış olduğunu ortaya koymuş, ifade etmiş. Ha, bizim de işte tabii ki bu işte soyut veya somut norm denetimiyle birlikte Anayasa Mahkemesi'ne de gidecektir. Bakalım ne olacak sonucu. Seçimleri ama çok ciddi bir şekilde etkileyeceğini maalesef ki öngörmek çok basit bir olay artık. Zaten belki de seçime yönelik de çıkartılan bir şey. O konuya pek biz hakim olmadığımız için girmeyelim. Ben son olarak şundan bahsedeyim. Bu konuyla alakalı, bu dezenformasyon yasasıyla alakalı tabii ki pek çok iktidara göre çatlak sesli çıktı diyelim veya muhalefet eden çıktı ama gerçekten son noktayı koyan, en açıklığıyla birlikte bunu ifade eden bir insan vardı, bir kişi vardı. Kimdi o? İşte Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey. O Atatürk'le alakalı bir örnek vererek konuşmasına başlamıştı aslında katılmış olduğu bir TV programında. O da şöyleydi. Kendisi dedi ki, malumunuz işte 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıkıyor ve bir milli mücadele başlatmaya çalışıyor. İşte Havza Tamimini, Amasya Tamimini yayınlıyor ve burada tabii ki Atatürk'e de bir soru soruluyor. Diyorlar ki paşam, siz bu yoklukta, bu acziyet içerisinde bu milli mücadeleyi nasıl verdiniz? Bunu nasıl örgütlediniz? Öyle ya, bütün Anadolu coğrafyasına iletişim kurdunuz. Şöyle yapılacak, böyle yapılacak falan diye. Telgrafın telleriyle ben milli mücadeleyi kazandım diyor Atatürk. İşte Hüseyin Başbey de buradan hareketle şöyle söylüyor. Diyor ki İstanbul hükümeti bütün işte valiliklere, kaymakamlıklara bir tane telgraf çekiyor. Diyor ki siz iletişimi keseceksiniz. Anadolu'da bu isyancılar, bu aykırı hareket diyor Atatürk için. Bunlar örgütlenemeyecek kardeşim diyor. Atatürk de diyor ki eğer bunu yaparsanız, bak biz bir milli mücadele veriyoruz ki bundan muzaffer olarak çıkacağız, haberiniz olsun. Bunu yaparsanız hepinizi yargılatırım, hepinizi yargılarım diyor ve tabii ki Atatürk ağır basıyor burada. Milli mücadele o telgrafla birlikte örgütleniyor ve başarıya ulaşıyor. Ha, gelelim günümüze. Biz belki Türkiye Cumhuriyeti Devleti şartlarında bir milli mücadele vermiyoruz ama diyor Hüseyin Başbey, biz bir gençlik mücadelesi veriyoruz. Ha, bu gençlik mücadelesinin de aslında telgrafı nedir? Sosyal medya. Çünkü az önce konuşmanızın başında da siz ifade ettiğiniz gibi bir muhalif bir geleneksel medya var ama çoğunluğu maalesef ki yandaş medya diye adlandırdığımız medya grubu, ki bunlar çok ciddi finanse ediliyor. Bunlar da tabii ki herkesin malumu, bizi izleyenlerin de malumu.
Ha, Hüseyin Başbey de diyor ki bizim gençlerin sığındığı, bizim gençlerin var olma aslında mücadelesi verdiği bir platform var. Neresi o? Sosyal medya platformları var. İşte isimlerini saymayalım, belki reklam olur. Sosyal medya platformlarına biz bir varoluş mücadelesi veriyoruz. Burada birbirimizi bir şeylerden haberdar ediyoruz. İşte trendlere şu düşmüş, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye konuşuyoruz, ediyoruz. Ha, bunu bizim elimizden almayın. Bu bizim telgrafımız, bu bizim gençlik mücadelemizi verdiğimiz şey dedi ve gerçekten de çok kıymetli bir açıklamaydı bu. Biz gençlerin aslında belki söyleyemediği, bu çarpık ortamda söyleyemediği şeyleri çok ciddi bir şekilde dile getirmiş oldu. Dünyanın en genç genel başkanı Hüseyin Başbey. Bu konuda da ben kendisine teşekkürle konuşmamı noktalandırmış olayım. Epey de konuştuk. Belki ilerleyen dakikalarda bir şeyler daha söyleriz. Teşekkür ediyorum Aydar Salih Bey. Ben de oraya bir ekleme yapayım Atatürk'ün sözüyle ilgili. Savaşı nasıl kazandınız diye sorunca muhabere ve muharebe ile kazandım diyor. Yani muhabere burada iletişim zaten. Ben de Ankara MEPS'te yapmıştım askerliğimi. O girişte şey yazardım, muhaberesiz muharebe olmaz diye. Yani iletişimi aslında çok önemli bir noktaya koyuyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Burada da bizim bir iletişim durumumuz söz konusu ama bu iletişim hattının kesilmeye çalışılıyor. Sosyal medya yasasının böyle hukuki kapsamını çok iyi değerlendirdiniz. Teşekkür ediyorum. Ben şimdi sözü Fevzi Günay Bey'e vereceğim. Sizce sosyal medya yasası bir avantaj mı gençler yönünden yoksa dezavantaj mı? Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Bir de ufak bir ekleme daha yapacağım Aydar Salih Bey'e. Kimin denetleyeceğini soruyordu Aydar Salih Bey bunu. Çok denetleme mekanizması arıyorlarsa mesela sosyal medyada ben söyleyeyim birkaç hesap var. Teyit ve doğruluk payı diye. Bırakın onlar yapsın o zaman bu işlemi. Yani güzel de yapıyorlar. Yani biliyorum ki platformlardan da destek de alıyorlar diye biliyorum bu işi yapıyorken. Evet. Yani siz bu konu hakkında ne söylersiniz? Sizce denetimi de burası yapabilir mi? Avantajı, dezavantajı nedir? Buyurun, söz sizde. Öncelikle tüm Kadıköy TV izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Malum bildiğiniz gibi konumuz bizim sosyal medya. Hafta içi konuya çalışırken şöyle bir söz aklıma gelmişti. Haydar Bey bahsetmişti sürekli hani Uganda, Uganda diyordu. Ben de Uganda Devlet Başkanı'nın bir sözü var, onu söylemek istiyorum İdi Amin'in. Diyor ki ifade özgürlüğü var ama ifade ettikten sonra olacakları garanti edemem diyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de şöyle bir söz de var gençlerin arasında, Silivri soğuktur diye. Aslında bu iki söz birbirinden ne kadar farklı olsa da aynı amaca hizmet ediyor. Yani malum gerçekten kötü bir durum olarak ülkemizde dediğim gibi işte hani ifade özgürlüğü var deniyor sözde ama bu gerçeği maalesef yansıtmıyor. Ha yansıttığı zamanlar vardı. Hatta şöyle söyleyeyim çok da uzakta değil yani. İşte vatandaş Cumhurbaşkanı'na işte şikayetlerde bulunduğu zaman işte Cumhurbaşkanı işte ananı da al git demiyordu mesela o zamanlarda. Hatta şöyle şeyler de vardı. Cumhurbaşkanı işte bugün yani bu zamanlar daha doğrusu işte bir platform veya işte bir oluşuma, bir birlikteliğe hakaretler yağdırırken bundan 2-3 sene önce o oluşumlarla işte överek anlatırken işte bunların söylediği videoları yayınlayan insanlar da yargılanmıyordu. İşte ne zamandı? Çok uzak değildi. Yaklaşık 20 yıl önceydi. Şimdi konumuza geri dönmek gerekirse dediğim gibi işte ülkemizde sosyal medya yasasıyla birlikte işte daha doğrusu sosyal medya yasasından önce bahsettiğim gibi ifade özgürlüğü var ama ondan sonrası için emin değilim bir ortam vardı. Böyle bir ülke söz konusuydu. Şimdi bu durumdayken bile insanlar bir şeyler paylaşırken düşüncelerini aktarmaya çalışırken bir tereddütte kalıyordu. Şimdi böyle bir yasalar geldiği zaman durum nasıl olacak? Yani bunu önce bir düşünmenizi istiyorum. Yani hal böyleyken de şöyle bir soru da akla geliyor. Niye bu yasalar çıkıyor? İşte aklıma düşündüm ve sadece şöyle bir şey geldi. İnsanları konuşturmamak. Sebep ne? İşte kendilerinin yaptığı hiçbir şey insanlar konuşmazsa suç teşkil etmez. Neden? Çünkü bahsettiğimiz gibi ne yazık ki ülkemizde karar mahkemesi sosyal medya oldu şu an. Bundan dolayı da işte insanlar herhangi bir olaya tepki gösterebiliyorsa işte o olay hukuki açıdan doğru işleyebiliyor. Yani insanlar ne kadar çok ses getirebiliyorsa bu olaya o olay değiştirilemiyor ve doğru olarak ilerleyebiliyor. Bunun sonucunda ne oluyor? İşte yapmak istedikleri şeyler maalesef insanlar tarafından, sosyal medya tarafından engelleniyor.
Şimdi niye yasak geliyor? Çünkü insanları konuşturmamak istiyorlar. Konuşmazlarsa ne olur? İşte sosyal medya yasağı gelirse insanlar olaylardan haberinde olamaz. Olamazsa ne olur? Bunun sonucunda insanlar bu konu hakkında bir yorumda bulunamaz. Bir yorumda bulunamazsa bunun da sonucunda ne olur? O işte insanlar istedikleri her şeyin sonucuna varırlar, istediklerini alırlar. Şimdi bu konu hakkında bir soru sormak istiyorum. Ne yazık ki, işte altını çizerek söylüyorum, ne yazık ki şu an ülkemizde karar mahkemesi sosyal medya. Bu çok kötü bir durum aslında. Yani neden? Bizim ülkemizin işte hukuki açıdan işte yargı mahkemesi, yasama yürütme mahkemeleri yok mu? Bunlar neden işleniyor? İşte maalesef şu an işte ülkemizde sosyal medya olarak bu karar mahkemesi olarak geçiyor. Şimdi bu konuda bir herhangi bir konu olduğunda bu konunun doğruluğunu yanlışlığını sosyal medya eğer sağlayabiliyorsa bu sosyal medya platformunda siz ortadan kaldırırsanız bu kararı kim verecek? Yani bir olay olduğu zaman bu iş nasıl yürüyecek? Cevabı hepiniz aslında biliyorsunuz. Bu karar mahkemesinin kim olduğunu biliyorsunuz. Bir soru daha sormak istiyorum. Peki bu karar veren kısım ki aslında kim olduğunu biliyorsunuz tarafsız değilse bir tarafın öncülüğünü yapıyorsa işte bu zamanda bu kararlar sizce adaletli olacak mı? Bu da var. Şimdi isterseniz şöyle bir örnekle girmek istiyorum. Genel Başkan Hüseyin Başbey'in bir konuşmasında bu açıklaması olmuştu. İşte şöyle şeyler söylemişti. Sosyal medya yasasında yalan haber yapanlar cezalandırılacakmış. Yalan haberi yapanlar düşünsün. Bu yalan haberlerin içerisinde camiler yakıldı var mı? Veya kendisi 2002'de iktidara gelmiş olmasına rağmen 1982'de açılan bir okulu biz açtık demesi de var mı? Veya bu yalan haberin içinde Lozan'da gizli madde var diyenler de yargılanacak mı? Veya işte diploması belli olup olmayan bir insanın ben ekonomistim demesi de var mı? Bu açıklamaları işte genel başkanın vardı. Bunlara ilaveten ben de birkaç tane daha şeyler söylemek istiyorum. İşte az önce bahsetmiştiniz bu yasalarla birlikte medyadaki işte bu haber olan organların birçoğu yandaş medya olarak artık adlandırılmaya başlandı. Şimdi benim de şöyle bir sorularım da var. Şimdi iktidar yandaşı olan haber siteleri çıkardığı yalan haberler içerisinde ki ne bunlar diye örnek de verebilirim. Mesela hatırlıyorsunuz Raip Brunson Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilmişti. Teslim edilirken yandaş medyada şöyle bir haber vardı ki hiç unutmuyordum. Ekran kaydı da almıştım bu konu hakkında. 15 Temmuz'da Türkiye'ye bu rahibin yardım ettiğinden dolayı da aslında Raip Brunson'un 15 Temmuz gazisidir diye bir haber yapmışlardı. Şimdi soruyorum, bu da var mı bunun içinde? Veya başka bir şey daha söyleyelim, enflasyondan bahsettiniz. İşte enflasyon şu an resmi olarak %83,45 olarak adlandırıyor ama gelip insanların, vatandaşların alım gücüne bakıldığında ki enflasyon aslında çok kısa bir tabirle şöyle açıklanabilir. İşte vatandaşın alım gücü, halkın alım gücü. Şimdi bakıldığında bu vatandaşın alım gücüne bakıldığında bu oran geçen seneye göre %300 arttı. Şimdi bir yerde %83 diyor ama bakıldığında %300. Bu da var mı bu yalan haberlerin içerisinde? Veya bakanımız hatırlıyorsunuz 6 ay uyuyun 6 ay sonra bir önceki bulunan zamandaki ekonomiden 6 ay sonra daha iyi olacak demişti. Bunun sonucunda 6 ay geçti ki hatta şu an daha da fazla geçti. Onun söylediği söze göre ilerleyelim. O zamandan tam 6 ay sonraya bakıldığında ekonomi daha da kötü oldu. Şimdi o zaman bu yalanın içerisinde bu da var mı? Yine aynı şekilde TL 14.90 iken 1 dolar 14.90 iken Türk lirası şu an en dipte demişti. Yani o da yargılanacak mı o zaman? Evet. Sizin mantığınız. Aynen öyle. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Değerli izleyicilere bunu sormak istiyorum. Şimdi bu yasalar geldiğinde karar veren makam bu haberlere ceza getirecek mi sizce? Bu kararlar adaletli olacak mı? Yoksa ben işte dün patatese 4 TL dedim, bugün 5 TL dedim diye bu cezalar bana mı uygulanacak? Şimdi çok kötü bir durum. Demek istediğim aslında taraflı olan bir karar mahkemesinin tarafsız bir şekilde yargı sürecini işletemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Haliyle bunun sonucunda yani gözlük takmaya gerek yok. Yani anlayabiliyorsunuz bunun sonucunda biz yanlış bir şey söylemesek bile bu cezalar elinde sonunda işte bu yasalardan dolayı bize ulaşacak. Şimdi peki bir soru ekleyebilir miyim? Evet. Mesela
Geçen sene diyelim ki mazot 8 liraydı. Şu anda da olsun diyelim 24 lira. Ben bu geldim yazdım ki bir sene içinde mazot %300 zamlanmış diye. Ama ben bu tweet'i atmadan bir saat önce mazotta indirim yapmışlar. Diyelim mazot düşmüş 16 liraya. Diyelim. Yani hep diyelimle geçiyor. Evet. Yani şimdi ben bundan dolayı ceza mı yiyeceğim? Eğer ceza yemek istemiyorsanız şöyle bir tweet atabilirsiniz. Şu saatte %300 olmuştu diye söylerseniz bunun önünü kesebilirsiniz. Farkında değilim. Olmuş ama yani. O zaman maalesef bilemiyorum. Karar mahkemesi dediğim gibi ben değilim. İşte o geçmiş mahkemeye olsun, bakmak o zaman gerekiyor. Silivri soğuktur deriz. Ziyaretinize oraya gelirim. Peki, teşekkürler. Demek istediğim şimdi toparlamak gerekirse şimdi ne yapılması gerekiyor diye bir soru sorabilirsiniz haliyle. Benim az önce işte anlattığım gibi bu yasaklar geliyor. Gelmesinin sebebini aslında biliyorsunuz. Peki bu yasaklar kimleri kapsıyor? Planları bozan sosyal medya platformu. Peki bir soru daha sormak istiyorum. Bu sosyal medya platformunu kullanan çoğunluk olarak kimler? Kimleri bu kapsıyor? Gençleri. Hükümet işte rahat hareket edememesinin sebebi ve bunun dolayısıyla da önüne geçmek istediği kapsam aslında gençlerdir. Bu gençlerin ne yapması gerekiyor? Bundan bahsedeyim. Sonra konuyu toparlayıp bitireceğim. İşte bu gençlerin yapması gereken aslında biz iktidarın aslında bu gençlerin önünü kesmesinin sonucu olduğunu bildiğimiz için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu gençler bunun önüne geçildiğinin sebebi nedir? Biz bu iktidara bir istedikleri planlar karşısında bir zarar veriliyor. İstedikleri aslında gerçekleştiremiyor. Bu aslında güzel bir şey. İşte bizim yapmamız gereken de bizim bu iktidarın yapmak istediği, susturmak istediği şeylerin bu konuların işte kendi istedikleri şekilde konuları çekmeye çalıştıkları olaylar karşısında susmamak, aksine daha fazla ileri gidip bizim gençlerin daha ön plana çıkmasını sağlamak. Bizim yapmamız gereken bunlar. Çünkü artık gençler ki birçok işte artık siyasi anlamda başlangıç start da veriliyor birçok parti. Birçok partinin ilk maddesinden biri artık gençlere hitap etmek. İşte bundan dolayı aslında gençler şu an ülkede gerçekten çok büyük bir kesime hitap ediyor. Ve bu gençler artık teknolojinin ilerlemesiyle birlikte biz olayların doğruluğuna da artık diğer daha geride kalmış insanlara göre daha doğru kararlar verebiliyoruz. Yani aslında olayların biz yanlışını veya doğruluğunu daha iyi nedeni görebiliyoruz. İşte bundan dolayı bizim gençlerin daha ön plana çıkması gerekiyor. Bizim susmamamız gerekiyor. İşte bu yanlış olarak düşündüğümüz ki aslında baktığımızda da yanlış olduğunu gördüğümüz şeyleri de dediğim gibi daha fazla konuşup daha fazla anlatmamız gerekiyor. Şimdi bu yasakların amacı zaten dediğim gibi gençlerin önünü kesmek. Bu konuda işte tereddüte girerlerse de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde geriye düşmeye gerek yok. Çünkü biz bu konuda aslında yalnız değiliz. Yanımızda bizim kendisinin söylediği şekilde ben gençlerin siyasi lideri değilim, ben gençlerin içinden çıkmış bir siyasi liderim diyen, bizim dilimizi anlayan, bizimle aynı konuyu konuşan, bizim savunduğumuz şeyi savunan Hüseyin Baş bizim yanımızdadır. Bundan dolayı bizim hiçbir şekilde yalnız kalmadığımızın en büyük örneğidir kendisi. Bundan dolayı bizim de yapmamız gereken savunduğumuz şeyleri daha fazla savunmak, savunurken de Hüseyin Baş Bey ile beraber olmak, bunun sonucunda da şunun garantisini kesinlikle verebilirim ki biz böyle bir ilerleme kat edersek bu yanlışların %100'ünü yok edebiliriz, yıkabiliriz. Bundan dolayı yapmamız gereken Hüseyin Baş Bey'i dinlemek, onunla beraber olmak diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Fevzi Bey. Ben de ufak bir konudan bahsedeceğim. Şimdi bir tabir vardır hani win-win veya bir taşla iki kuş vurmak gibi. Evet bu sosyal medya yasasının getirisiyle birlikte belki gençlerin sesini kesiyorlar. Belki muhalif tarafın sesini kesiyorlar ama ayrıca bir şey konusu da var. Son dönemlerde malum kendileriyle alakalı çıkan bir ifşaatlar durumları vardı. Seçime de son iki ay kala bunların yoğunlaşacağı şeklinde haberler dönüyordu malumunuz. Evet. Evet. Tabii bu getirilen sosyal medya yasasıyla aslında bunun da önü kesilmek istendi diye anlıyorum. Evet. Peki madem yalan bir şey niye önünü kesmeye çalışıyorsunuz? Yalan deyip geçin. Yoksa bunu kanıtlayabilirsiniz rahatça. Ama siz bunu çıkararak belki de insanlarda daha fazla bir doğruluk payının yüksekliğine neden oluyorsunuz diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz başka bir husus varsa Haydar Salih Bey son sözlerinizi alın. Bu noktada
aslında sosyal medya biz gençlerin bir nevi sığındığı bir liman olmuştu. Çünkü bu geleneksel medya dediğimiz medya platformlarında yandaş medyanın tırnak içerisinde payı çok arttığı için ya biz bunların yalan haberlerinden bıktığımız için ki kimseyi töhmet altında bırakmıyorum yanlış anlaşılmasın. Biz aslında adeta sosyal medyaya sığınmıştık. Ya dedik ki ya bak bunlar yalan haber yapıyor. Gerçekleri bunlar. Hatta biz onları az önce söylediğiniz ifşalıyorduk orada. Hatta ifşalayanları da biz çok hızlı bir şekilde birbirimize yayıyorduk ki bak bu işin doğrusu bu. Belki de iş, ironi yapıyorum tabii ki doğru bir şekilde yapılırsa ben bizim değil de bu yandaş medyanın bundan daha çok etkileneceğini düşünüyorum. Bunlara ters teper belki. Umarım öyle olur. Ama sesimizi kesmeye çalışıyorlar. Bir şekilde bizi susturmaya, doğru haberleri yaymamızı engellemeye çalışıyorlar diyelim. Bunların ben muvaffak olamayacağını düşünüyorum. Çünkü Atalan Üsküdar'ı geçti. Artık her şeyden haberi olan, dünyada ne oluyorsa anında bilen ve yayan bir kitle var Türkiye'de. Çok ciddi bir oy potansiyeline sahip de insanlar var tabii ki Türkiye'de ve bu oy potansiyeline sahip olan insanların ben kandırılamayacağını düşünüyorum. Bunların doğru tercihler yapacağını düşünüyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler Haydar Salih Bey. Sizlerin de son sözü varsa Fevzi Bey. Teşekkürler Fevzi Bey. Bir genç fikrin daha bu haftalık sonuna geliyoruz. İlerleyen günlerde tekrardan bu konu gündem olur ki biraz gündemde tutulacağı aşikar. Tekrardan bu konuyu konuşmayı düşünüyoruz. Bu haftalık bizlerden bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hepinize esenlikler diliyorum. Hayırlı akşamlar.